İsmail Saymaz, 22 Ağustos 2024, Halk TV.com.tr Kira artık bir cinayet sebebi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun tüketici fiyat endeksine göre geçen ay en çok artış gösteren harcama kalemi konut oldu. Konut ücretleri önceki aya göre %8.08 arttı. Sözde enflasyon düşüyor fakat bu gayrimenkul ücretlerine ve kiralara yansımıyor. İki yıldır uygulanan %25'lik zam sınırı geçen ay kaldırıldığı için kira arttıkça artıyor. Bir memur ve işçinin ev sahibi olabilmesi mümkün değil artık. Yüksek kiralardan ötürü metropollerden taşraya, şehir merkezlerinden kenar mahallelere ve hatta köylere göç var. Bugün barınma ihtiyacı Türkiye'nin en önemli asayiş meselesi oldu. Ev sahibi kiracı kavgalarının sonu cinayetle bitiyor. Son örnek Konya Akşehir'den. Akşehir Cezaevinde görev yapan uzman çavuş Emre Kuşçu, 19 Ağustos'ta ev sahibi Necati Çınar ve oğlu Yavuz'u kira anlaşmazlığından ötürü öldürdü. İddiaya göre 54 yaşındaki Necati Çınar, 5500 TL olan kirayı Temmuz ayında 13000 TL'ye çıkarmak istedi. Artışı fazla bulan 33 yaşındaki Kuşçu, TÜFE oranında zam yaparak 9100 TL ödeyebileceğini söyledi. Çınar iddiaya göre malıma ortak mısın? Ödemiyorsan defolup gidersin dedi. Kuşçu yüz yüze bakıyoruz. Mahkemelerle uğraşmak yerine orta yolu bulalım. Ödemelerim, borcum var. Bu parayı ödeyemem diye yanıt verdi ancak anlaşamadılar. Kuşçu 15 Ağustos'ta 9100 TL yatırdı. Çınar kabul etmedi. Telefonda kuşçuyla Necati Yılmaz ve 30 yaşındaki oğlu Yavuz tartıştı. Alt katta oturan Necati ile oğlu kuşçunun kapısına geldi. İddiaya göre kuşçu ifadesinde şu bilgileri verdi. Kira'nın yüksek olduğunu söyledim. Yavuz konuşmaya girerek Babamı kimse tehdit edemez. Ben oturacağım evde. Çık git dedi. Kimseyi tehdit etmiyorum hakkımı arayacağımı söylüyorum. Sen oturacaksan bile mahkemeye gidersin. Mahkeme kararıyla bir senede anca çıkarırsın beni dedim. Sesimiz yükselince ortanca ve büyük çocuğum ağladı. Necati, sana huzur bırakmam. Kapını sökerim, gerekirse kapına eşya yığarım, giriş çıkışını engellerim, apartmandan ya sen gidersin ya ben giderim dedi. Tartışmayı uzatmamak için 12 bin TL'yi Necati'ye gönderdim. Kuşçu bu durum zoruna gittiği ve orta yol bulmak amacıyla 19 Ağustos'ta sabah saat 7'de sivil kıyafetlerle evden çıkıp Çınarların mobilya dükkanına gitti. Önce Yavuz Çınar'ın ardından babası Necati'nin bacağına ateş etti. Kuşçu şunları söyledi. Necati yerden kalkarak çekiç, bıçkı ve keser gibi malzemeleri bana fırlattı. Bir defa daha ateş ettim. Neresinden vurduğumu hatırlamıyorum. Vücuduna nişan aldım. Ateş ettikten sonra düştü ve kıvramlaya başladı. O sırada Yavuz küfretti. İki ya da üç kere Yavuz'un göğsünün üst kısmına ateş ettim. Kuşçu, baba oğlu vurduktan sonra 112'yi aradı. Komutanına bilgi verdi. Bir parka giderek polise teslim oldu. Kuşçu, ben kendileriyle orta yolu güzellikle bulmak amacıyla gittim. Vurmayı düşünmedim, plan yapmadım, diyor. Necati ve Yavuz Çınar hayatını kaybederken, 3 çocuk babası kuşçu tutuklandı. Kalan ömrünü cezaevinde geçirecek. Akşehir'de bile 13.500 TL. Burası İstanbul, Ankara yahut İzmir değil. Konya'nın Akşehir ilçesi. Akşehir'de bile kira 13.500 TL'ye ulaştı. Bu emekli aylığından 1000 TL fazla. Asgari ücretin 3.500 TL altında. Memur maaşının %25'ine denk. Ücretler enflasyonun altında tutulunca barınma sorunu ülkenin en ciddi asayiş meselesi haline geldi. Her apartmanda ev sahibi kiracı gerilimi yaşanıyor. Kiracı ev sahibine kırdırılıyor, ev sahibi kiracıya vurduruluyor. Mahkemelerde yüzlerce dava, karakollarda ise binlerce şikayet var. Kira artık bir cinayet sebebi. İlk ki geçen yıl Rize'de yaşanan, Bursa ve İstanbul'la süren kira cinayetlerine şimdi de Akşehir eklendi. İnşaat maliyetleri düşürülmedikçe, ucuz toplu konut üretimine geçilmedikçe ve barınma ihtiyacı karşılanmadıkça bu cinayetler devam edecek. İsmail Saymaz